Merhaba gençler nasılsınız? Birinci ünitenin artık son konusuna geldik. Bu konu fizik bilimi ile ilgili kariyer keşfi. Sizlere burada bilimsel araştırma merkezleri ve kısa bir fizik biliminin sağladığı bazı kariyer olanaklarını anlattıktan sonra konumuzu artık bitirmiş olacağız. Sözel kısımlar bitiyor. Artık biraz daha yavaş yavaş ikinci ünite için söylüyorum. farklı konulara gireceğiz. Tabii ki burada son sözel konularımız diyelim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Anlattığım bu konunun pdf'ini açıklama kısmına yüklüyorum. Dileyen varsa oradan e, drive dosyasından indirip kendisi de kullanabilir gençler. Şimdi birinci bilimsel araştırma merkezimiz TÜBİTAK. TÜBİTAK aslında neyin kısaltması? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimi için çalışan önemli bir kurumdur. Türkiye'de bilimsel araştırmalara destekler, yeni teknolojiler geliştirir, geniş bilim insanlarını yetiştirir. Üniversitelerden, araştırma kurumlarından veya özel sektörden gelen bilimsel projeler değerlendirir ve başarı bulduklarına finansal destek sağlar. TÜBİTAK aynı zamanda bilimsel yayınların desteklenmesi, bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve teknoloji transferinin sağlanması gibi faaliyetlerde bulunur. Bu sayede ülkemizin bilimsel alanda yerini yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak hedeflenir. TÜBİTAK Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bir kurumdur. Dergileri var gençler bilmeyenler varsa dergilerine abone olabilirsiniz. Güzel dergiler var tavsiye ederim. Aselsan. Aselsan Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biridir. Ülkemizin milli savunma sanayine önemli katkılar sağlayan Aselsan radar sistemleri, haberleşme sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi birçok alanda faaliyet gösterir tamamen yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürün ortaya koyan şirket bu sayede ülkemizin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendirmektedir. ASELSAN sadece asker alanı değil sivil sektörde de birçok alanda çözümler sunarak ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca ARGE çalışmalarına büyük önem vererek geleceğin teknolojilerini geliştirmeye odaklanmıştır. TENMAK Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ülkemizin enerji, nükleer ve maden alanlarındaki bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri destekleyen bir kurumdur. Özellikle nükleer enerji, bor, nadir toprak elementleri gibi stratejik öneme sahip alanlarda çalışmalar yapar. temmak Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve teknolojik gelişimi için önemli bir role sahiptir. Meta Maden Tetkik ve Arama 1935 yılında kurulan bu kuruluş. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını araştırmak, maden potansiyelini belirlemek ve doğal kaynakların verimli kullanılımı sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. MTA, yeraltı kaynaklarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapar, harita çalışmalar yürütür ve madencilik sektörüne teknik destek sağlar. TUA, Türkiye Uzay Ajansı, 2018 yılında kurulan bu kurum, Türkiye'nin uzay politikalarını belirlemek, uzay araştırmalarını ve teknolojilerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösterir. TUA, uzay projeleri, uydu geliştirme ve uluslararası işbirlikleri gibi alanlarda çalışarak Türkiye'nin uzay alandaki konumunu güçlendirmeyi hedefler. CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, İsviçre ve Fransa sınırında bulunan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Yerin 100 metre altına gençler burası böyle doğa olaylarına falan etkilenmesin diye, radyasyondan etkilenmesin diye yerin altına yaptılar burayı. Burada bilim insanları evrenin en küçük yapı taşlarını inceleyerek evrenin nasıl oluştuğu ve nasıl işlediği hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. Büyük hadron çarpıştırıcısı gibi dev makineler kullanarak parçacıkları çarpıştırırlar ve bu çarpışmalardan elde edilen analiz ederler. Yani burada aslında şurada en küçük yapı taşları diyor ya. Yani e, atom altı parçacıklar inceleniyor. Bir de Evrenin nasıl oluştuğu araştırmaya çalışıyor gençler. NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarından sorumlu olan resmi kurumudur. 1958 yılında kurulan NASA, Ay'a ilk insanla iniş gibi birçok önemli uzay görevi gerçekleştirmiştir. Günümüzde de Mars'a insanı görevler ve yeni gezegenler ve gök cisimleri keşfetmek gibi birçok projeye imza atmaktadır. NASA aynı zamanda uzay teknolojilerinin gelişmesi, ve uzay araştırmalarına dünya genelinde öncülük etme gibi önemli görevleri üstlenmektedir. Gelelim ESA'ya. ESA da NASA'nın Avrupa versiyonu. ESA Avrupa Uzay Ajansı. Avrupa ülkelerinin ortaklaşa kurduğu bir uzay ajansıdır. Uzay araştırmaları, uzay görevleri ve uydu teknolojileri geliştirme gibi konularda çalışır. Amacı Avrupa'nın uzay alanındaki bilgi ve teknolojisini geliştirmek ve uzayın barıştır amaçlarla kullanılmasını sağlamaktır. ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu gibi birçok şey, yani büyük projelerde de yer alır. Gelelim son konumuza. Fizik bilimin sağladığı bazı kariyer olanakları. Fizik bilimi geniş kariyer olanakları sunar. Mezunlar araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında bilim insanı olarak çalışabilirler. Üniversitelerde akademisyen veya öğretim üyesi olarak olabilirler. Mühendislik, enerji, telekomünikasyon, uzay ve savunma sanayisi gibi alanlarda fizikçilerin uzmanlığına ihtiyaç duyulur. Sağlık sektöründe tıbbi fizik uzmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca veri analitiği, finans ve yazılım geliştirme gibi alanlarda fizik bilgisi değerlidir. Teknolojik inovasyon ve bilimsel araştırmalarda aktif rol alarak kariyerlerini iler ilerletebilirler. Evet. Birinci ünitenin artık sonuna geldik gençler. Ee, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa bunları yazabilirsiniz. Artık konu bakımından ikinci ünitede görüşmek üzere gençler. Hepinize iyi çalışmalar. Dediğim gibi pdf'ini atıyorum. Dilem varsa pdf'ini açıklama kısmındaki o drive dosyasına indirip kendisi kullanabilir. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.